Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Saffat suresi 139-157. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada Hazreti Yunus'un kıssasını bize anlatıyor. Onun kıssasından, hayat hikayesinden, kavmiyle olan durumlarından bazı kesitleri bize bildiriyor ve devamında bazı başka hususlara temas ediliyor. Şöyle ki, ve inne Yunus leminel murselin. Yunus da gerçekten Allah'ın gönderdiği peygamberlerdendir. Yani Allah-u Teala pek çok peygamber göndermiştir. Bunlardan biri de Hazreti Yunus'tur. İz ebaga ilel fulkil meşhun. Hani o efendisinden kaçmış bir köle olarak dolu gemiye binmişti. Ayetteki ebaga ifadesi bir kölenin kaçışını ifade ediyor. Burada Hazreti Yunus'la alakası, Hazreti Yunus Ninova kentine peygamber olarak gönderilmiş. Orada Allah'ın dinini 33 yıl anlatıyor. Ancak bu 33 yıl içerisinde kendisine sadece 3 kişi iman ediyor. Hazreti Yunus bakıyor ki bunların imana niyetleri yok. Oradan ayrılıyor. Ama bu ayrılmasında henüz daha izni ilahi yok. Allah'tan bir emir gelmemiş. Allah'tan emir gelmeden ayrıldığından bu gidiş efendisinden kaçmış bir kölenin gitmesine benziyor. Bundan dolayı ayette ebaga ifadesi, yani efendisinden kaçan bir köle gibi o ayrılmıştı ve bir gemiye binmişti. Dolu bir gemiye binmişti. Böyle anlatılıyor. Fesaheme ve kura çekti. Fekâne minel mudhadîn ve kurayı kaybedenlerden oldu. Bu kısım tefsirlerde şöyle anlatılır. Yunus aleyhisselam gemiye biniyor. Gemide başkaları da var. Fulkil meşhun, dopdolu bir gemi. Ve bir fırtına oluyor seyahat esnasında. Ve gemiden bazılarının atılması, birinin atılması gibi bir durum söz konusu oluyor. Hatta denildiğine göre içimizde efendisinden kaçmış bir köle var, onu atalım kurtulalım gibi o manada konuşmalar oluyor. Neticede kura çekiliyor ve çekilen kura Hazreti Yunus'a isabet ediyor ve onu denize atıyorlar. Feltagamahul hut, balık onu yuttu. Ve bundan dolayı zennun denilir. Hazreti Yunus'a nun sahibi, balık sahibi bu ifade kullanılır. Ve huve mülim, o kendini ayıplar vaziyetteydi. Yani kura kendine çıkınca kendisinin efendisinden kaçmış bir köle durumunda olduğunu anladı ve bundan dolayı çok derin bir pişmanlık içerisine girdi ve kendini kınar bir vaziyette işte denize atıldı. Bir balık onu yuttu. Felevle ennehu kâne minel müsebbihin, şayet o Allah'a tesbih edenlerden olmasaydı, le lebise fî batnihi ilâ yevmi yub'asun, insanların diriltilecekleri güne kadar balığın karnında kalırdı. Yani deniz ona geniş bir mezar olurdu ve o da mahşer meydanına oradan çıkardı. Ama Allah-u Teala rahmetiyle muamelede bulundu. O tesbih edenlerden birisi olduğu için, yani normalde bir peygamber olarak zaten en temel görevlerinden birisi Allah'ı tesbih etmek. Bir de balığın karnına girdiğinde, balığın karnında da La ilahe illa ente, Allah'ım senden başka ilah yok. La ilahe illa ente subhaneke, seni tenzih ederim. İnni küntü minez zalimin, ben gerçekten zalimlerden oldum diyor ve Cenab-ı Hakk'ı balığın karnında da tesbih ediyor. Ve Allah-u Teala onun bu münacatı yüzü suyu hürmetine kendisini kurtarıyor. Balık ona adeta bir denizaltı oluyor ve balık onu sahili selamete çıkarıyor. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ, onu çıplak bir araziye, boş bir alana biz bıraktık. وَهُوَ السَّقِيمِ, hasta olduğu halde, yani balığın karnında balığın midesinin çıkardığı mide öz suyu gibi şeyler, sindirim salgıları gibi şeylerle Hazreti Yunus hasta bir haldeyken onu sahile bıraktık. Ve burada geniş bir alan olduğu ara kelimesinden anlaşılıyor.
Benzeri durumlar zaman zaman yaşanmış. Hatta balina avcılarından bu manada balığın karnında yaşayanlar da, yani balığın karnına düşenler de olmuş. Bir dergide okumuştum. İşte balina avcıları balinaları avlarlarken arkadaşlarından bir tanesi denize düşüyor. Hemen peşinden dalgıç indiriyorlar ama bir türlü arkadaşlarına ulaşamıyorlar. Onlar yine balina avlamaya devam ediyor sonra. Yakalamış oldukları balinaları karada böyle parçalarken bakıyorlar bir tanesinin karnı daha şişkin. Ve arkadaşımızı acaba yutmuş olabilir mi ihtimaliyle çok hassasiyetle orayı açıyorlar ve bakıyorlar ki arkadaşları balinanın karnında. Ve arkadaşlarını kurtarıyorlar ama vücudu hayli yumuşak bir hale gelmiş. Yani balinanın salgılamış olduğu salgılarla hayli yumuşamış hale gelmiş. Arkadaşları bu kurtarma olayından sonra yaşıyor. Yani bu manada balığın karnında yaşayan tek kişi Hazreti Yunus değil. Hazreti Yunus için de özel bir durum olduğu ayette anlatılıyor. Ve Allah-u Teala balığın karnını onu yaşatıyor ve balığın karnından onu dışarıya çıkarttırıyor. وَاَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْتِينَ Biz onun üzerine yaktinden bir ağaç bitirdik. Kabak türünden, yani yaprağı geniş ve kabak olan yerde sinek ona konmazmış. Bu manada bir ağacı onun üzerinde bitirdik. Şecere-i yaktin tabir ediliyor. Yaktin ağacı, o ağacın altında Cenab-ı Hakk'ın lütfunu müşahede ediyor. Ve o şekilde kurtarılıyor. Ve enbetne aleyhi şeceraten min yaktin ve erselnahu ile miyeti elf. Onu 100.000 kişiye gönderdik. Ev yezidun, hatta artırıyorlar da. Yani onun gönderilmiş olduğu toplum 100.000 kişinin yaşadığı bir toplum. Öyle ki o topluma bakan birisi bunlar 100.000 der, hatta daha da fazla söyler. Öyle bir topluluğa kendisini gönderdik. Fe'amenu, onlar da iman ettiler. Kur'an-ı Kerim'in başka bir yerinde normalde kendileri hakkında helak takdir edilen bir kavmin artık iflah olmayacağı, kurtarılmayacağı nazara veriliyor. İlla kavme Yunus, ancak Yunus'un kavmi müstesna deniliyor. Hazreti Yunus onların içinde 33 yıl Allah'ın dinini anlatmış. Ama 33 yılda sadece 3 kişi iman etmiş. Bunun üzerine Hazreti Yunus artık bunlara iman etmeyecek diyor ve oradan ayrılıyor. İşte kavmi Hazreti Yunus gittikten sonra bakıyorlar ki tepelerinde bir felaket bulutu dolaşıyor. Daha evvelinde de Hazreti Yunus onları bu noktada uyarmış. Eğer beni dinlemezseniz, benim anlattıklarıma kulak vermezseniz Allah'tan size bir bela gelecek, helak olup gideceksiniz. Bunu kavmine hatırlatmış. Kavmi Hazreti Yunus'un ayrılmasından sonra tepelerinde bir felaket bulutunun dolaşmasıyla akılları başlarına geliyor. Ve Hazreti Yunus balığın karnından kurtulup çıkıp tekrar kavmine döndüğünde artık kavmi onu kabul etmeye müheyya bir vaziyette, toptan iman ediyorlar. Böylece gerçekten ibretlik bir manzara ortaya çıkıyor. 33 yılda sadece 3 kişi ama bir defada 100.000 kişi iman ediyor. Demek ki kalpler Allah'ın tasarrufu altında. Allah dilediğinde bir anda insanların kalplerini yönlendiriverir ve bu şekilde hidayet gerçekleşir. Fe'amenu, böylece onlar iman ettiler. Femetta'nahum ila hin, onları belli bir zamana kadar biz faydalandırdık, nimete mazhar kıldık. Yani normalde iman etmeseler, eceli muallak deniliyor buna. İman etmeseler helak olacaklardı ama iman etmeleri sebebiyle onlara daha bir süre verdik. Bir miktar daha dünyada yaşadılar, helak olmaktan kurtuldular. Festeftihim, ey peygamber, artık sen onlara sor bakalım. Eli rabbikel benatu ve lehumul benun. Rabbin için kızlar var da erkek evlatlar kendilerine mi? Em halaknel melaike inafe, veya yoksa
melekleri biz dişi olarak yarattık da ve hum şahidun, onlar buna şahit mi oldular? Ele innahum min ifkihim le yaqulun. İyi bilin, dikkat edin ki onlar bir iftira olarak şöyle diyorlar: veledallah, yani haşa, Allah'ın çocuğu oldu diyorlar. Ve innahum le kadibun, onlar yalan söylüyorlar, yalancı kimselerdir. Değerli izleyenlerim, burada nazara verilen husus, dinler tarihinde açıkça görüleceği üzere bir takım batıl iddiaların reddi. İşte mesela Yunan mitolojisinde Olimp Dağı, Olimpus Dağı tanrıların dağı gibi gösteriliyor. Orada işte Tanrı Zeus demiş oldukları bir tanrı kabul ediyorlar. Ona eş, hatta oğullar, kızlar veriyorlar. Bu manada mitolojik bir takım hikayeler var. Öte yandan başka yine inançlarda meleklere Allah'ın kızları demek gibi, haşa, bu gibi iftiralar söz konusu. Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde şiddetle bu husus üzerinde durulur ve Allah'ın çocuğu olmadığı, yani o yaratıcıdır. Çocuk sahibi olmak, eş sahibi olmak yaratılmışların özelliğidir. İnsanların ailesi olur, çocukları olur. İnsanlar için bu böyle takdir edilmiştir. Ama Allah vahittir, ehattir. O birdir. Lem yelid ve lem yulet. İhlas suresinde okuyoruz. Çocuğu olmaktan münezzehtir. Baba olmak gibi şeylerden haşa münezzehtir. İşte Kur'an-ı Kerim bu noktada kafirlerin, müşriklerin ne kadar batıl itikatları varsa bunları iptal ediyor ve keskin beyanatla bunları çürütüyor. Burada da nazara verilen husus, ey peygamber, onlara sor bakalım, kızlar Rabbine de oğlanlar onlara mı? Halbuki kendileri kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlarmış. Yani kendi beğenmediklerini Allah'a nispet etmek gibi bir tezadın içerisindeler. Öte yandan biz melekleri dişi olarak yarattık da onlar buna şahit mi oldular? Bu da önemli bir nokta. Yani haşa, Allah, melekler Allah'ın kızları değildir. Ancak bugün Hristiyan figürlerine bakacak olursak kiliselerde böyle kanatlı birer kız şeklinde meleklerin sembolize edildiğini görürüz. Halbuki melekler ne erkektir ne de dişidir. Doğrudan doğruya nurdan yaratılmış varlıklardır. İşte günümüzde bile bunun uzantıları var. Günümüzde bile melekleri bir kız gibi görme temayülü bulunmakta. Ve bizim kültürümüzde aslında olmaması gerekir. Ama bazı evlerde görüyorsunuz ki Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etmesini sembolize eden tablolar var. Ve gözü bağlı bir çocuk ve sakallı bir ihtiyar Hazreti İbrahim'i temsilen ve orada elinde koç olan kanatlı bir kız. Bu Kur'an-ı Kerim'in ifadelerine çok ters bir tablodur. Yani melekler haşa Allah'ın kızları değildir. Ve onları kanatlı bir kız şeklinde tasvir etmek Kur'an-ı Kerim'deki bu kesin net ifadelere son derece aykırıdır. Bu gibi tabloların kaldırılması gerekir. İtibar edilmemesi gerekir. Estafel benati alel benin. Yani yoksa Allah kızları erkekler üzerine seçti mi? Mâlekum, yani size ne oluyor? Niye böyle diyorsunuz? Keyfe tahkumun, nasıl hükmediyorsunuz? Yani neye dayanarak bu gibi iftiralarda bulunuyorsunuz? Efela tezekkerun, düşünmez misiniz? Yani her şeyi yaratan Allah'ın bütün mahlukatıyla alakasının yaratma noktasında olduğunu, haşa bir baba oğul tarzında veya bir baba kız tarzında olmadığını neden düşünmezsiniz? Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim bize Cenab-ı Hakk'ın mislinin olmadığını anlatır. Lem yelid ve lem yulet ve lem yekul lehu kufuven ahad. Hiçbir şey Allah'ın dengi değildir. Leyse kemithlihi şey, hiçbir şey onun misli değildir. Allah'a denk hiçbir şey yoktur. Böyle olunca Allah-u Teala bizleri eşeyli olarak yaratmış. Yani kadın erkek ve bunların çocukları olacak şekilde yaratmış. Yanlış bir kıyasla
Allah'ı kendimize kıyas etmek, haşa onun için eş düşünmek, onun için evlatlar düşünmek, Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu demek, melekleri Allah'ın kızları demek, bunlar tamamen birer iftiradır. Allah bu gibi şeylerden yücedir, münezzehtir. Ve bize düşen Allahu Teala'yı Kur'an-ı Kerim'de kendisini bize anlattığı şekilde bilmek, ona göre tanımaktır. Bu gerçekten önemli. Çünkü bir takım inançlarda Allah mahlukata benzetiliyor. Yarattığı varlıklara benzetiliyor. Bu Allah'ı tanımamaktır. Halbuki Allahu Teala yaratmış olduğu şeylere benzemekten münezzehtir. Şöyle ifade etmeye çalışayım. Mesela Mimar Sinan yüzlerce eser yapmıştır. Hepsi Mimar Sinan'ın eseridir ama hiçbiri Mimar Sinan değildir. Mimar Sinan'la onlar arasındaki münasebet Mimar Sinan'ın onların ustası olması münasebetidir. Veya meşhur bir ressam yüzlerce tablo meydana getirir. Hepsi onun sanat eseridir ama hiçbiri o ressamın bizzat kendisi değildir. Bu noktada Farsça bir ibare olarak heme ost heme ezost ifadeleri kullanılır. Yani heme ost değil, gördüğümüz varlıklar haşa Allah'tan bir parça değildir. Heme ezost ama hepsi Allah'tandır. Yani yaratma noktasında Allahu Teala onların hepsini yaratmıştır ve onların halik olarak onların Rabbidir. Onları terbiye etmektedir. Onları yaşatmakta, onları rızıklandırmaktadır. Allahu Teala erkeklerin de Rabbidir, kızların da Rabbidir. O Rabbün Nas'tır. Aynı zamanda Rabbül Alemin'dir. Bütün alemleri terbiye etmiştir. Cenab-ı Hak bizleri kendisini layıkıyla marifetine eren, ermeye çalışan bahtiyarlardan eylesin. Cennetine, cemaline mazhar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.